Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mucizatı Kur'aniye Risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنِّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Mahzen-i mucizat ve mucize-i kübra-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam olan Kur'an-ı Hakim-i Mucizül Beyan'ın hadsiz vücuh-u icazından 40'a yakın vücuh-u icaziyeyi Arabi Risalelerimde ve Arabi Risale-i Nur'da ve İşaretül İcaz namındaki tefsirimde ve geçen şu 24 sözlerde işaretler etmişiz. Şimdi onlardan yalnız 5 veçini bir derece beyan ve sair vücuhu içlerinde icmalen derc ederek ve bir mukaddime ile onun tarif ve mahiyetini işaret edeceğiz. Ayet-i Celil'e burada olduğu için o Ayet-i Celil'e ile başladım. Aslında 25. söz. 25. sözün diğer bir ismi Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi. Bu sözün başında 4 mısra görüyoruz. Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bürhan aramak aklıma zayıf görünür. Elde Kur'an gibi bir bürhan-ı hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? Bu sözleriyle Üstad Bediüzzaman'ın meydan okuyuşunu görüyoruz sevgili kardeşler. Meydan okuyor. Üstadı Kur'an gibi. Ya, Üstad Bediüzzaman'ın üstadı Kur'an. Kur'an da böyle meydan okuyor. Nasıl? İşte demin okuduğum ayet-i celile. Habibim söyle. İnsanlar ve cinler toplansalar bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için la yetune bi misli. Onun benzerini getiremeyecekler. Hepsi bir araya gelseler, birbirlerine kuvvet verseler, yine bu işi başaramayacaklar. Bir, iki, efendim, Bakara suresinde, وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. Bu, size indirdiğim Kur'an'da şüpheniz varsa onun bir suresinin benzerini getirin. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Bütün yakınlarınızı toplayın. Küçüklerinizi, büyüklerinizi toplayın. Bülaganızı, füsahanızı, fasihlerinizi, belagatçılarınızı, edebiyatçılarınızı toplayın. Yapamayacaksınız. Yapamadınız ve yapamayacaksınız. İkinci bir meydan okuma. Bir başka ayet-i celilede Kur'an'ın tamamından vazgeçtik. Bir suresinden de vazgeçtik. Bir ayetinin benzerini getirin. Getiremeyeceksiniz.
İşte bu Kur'an nasıl böyle meydan okuyorsa sevgili kardeşler, Üstad Bediüzzaman da Kur'an'dan aldığı bu kuvvetle Cenab-ı Hakk'ın lütfu inayetiyle meydan okuyor. Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken, mucize-i baki, baki bir mucize. Başka bürhan aramak aklıma zayıf görünür. Başka delil aramam. Birilerini ilzam etmek için, birilerini yenmek için, mağlup etmek için başka delil aramam. Kur'an bu kadar kuvvetli. Sonra ikinci mısrada ne diyor? Elde Kur'an gibi bir bürhanı hakikat varken münkirleri ilzam için, münkirleri, inkarcıları yenmek için gönlüme sıklet mi gelir? Gelmez. Birileri münkirlerin karşısında acze düşmüşse Kur'an'ı bilmiyor demektir. Kur'an geçmişi ve geleceği kucaklayan bir kitap. Biraz sonra ben tarifinden birkaç misal vereceğim Cenab-ı Hakk'ın lütfu inayetiyle. Şimdi bu Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'ne geçmeden önce şu ifadeyi biraz daha kısaca söylemem gerekiyor. Niye Kur'an'a mucize-i baki dedi? Sevgili Peygamberimizin, değerli kardeşler, mucizeleri vardı. Hissi mucizeler, kendisiyle alakalı mucizeleri vardı. İşte parmaklarından suyun akması, bir parmağıyla ayı ikiye bölmesi, efendim az yemekle çok insanları doyurması, birazcık su ile orduyu suya kandırması şeklinde mucizeleri vardı. Fakat bu mucizelerin hepsi sevgili Peygamberimizle beraber gitti. Fakat Kur'an mucize-i baki. Ezeli ve ebedi bir mucize. Niye sevgili Peygamberimizin ebedi bir mucizesi Kur'an? Çünkü sevgili Peygamberimiz hak peygamber, son peygamber. Hükmü, risaleti, tebliğ görevi kıyamete kadar devam edecek. Peygamberimizin peygamberliği alem şumul, mevzi değil, yöresel değil, küresel değil, mevzi değil, alemlere gönderilmiş bir peygamber. Alemlere gönderilmiş bir peygamberin dersi de alem şumul olacak. Onun adı Kur'an'dır. Kur'an da mucizedir. Yenilmemiş ve yenilmeyecek. Mucize-i baki. Kur'an-ı Azimüşşan. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin son ve hak peygamber olduğunu arkadaşlar Kur'an söyleyecek. Her ne kadar birileri Hazreti Peygamber'i gündemden çıkarmaya çalışsalar bile buna muvaffak olamayacaklar. Çünkü Kur'an buna izin vermiyor. Kur'an'da o kadar ayet-i celileler var ki, kim Hazreti Peygamber'i gündemden çıkarırsa Allah'ın gündeminden düşer. Allah Peygamberimize bu salahiyeti vermiş. Biz bu salahiyeti nereden anlıyoruz? Kur'an'dan anlıyoruz. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهِ tetbe'uni yuhibbukumullah. Habibim söyle, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz de onlara. Sana uymazlarsa beni bulamayacaklar. Sevgileri kabul edilmeyecek. Kapı seni bulamayanlara kapı açılmayacak. Salahiyete bak. Arkadaşlar. 1 2 La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih. Hucurat suresinin başı. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih.
Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Yani bu ne demektir? Her zaman ve her yerde. Allah bir hüküm vermişse, peygamber o hükmü karar altına almışsa, uygulamaya koymuşsa, ben de böyle düşünüyorum deyip ukalalık etmeyin. Peygamber içinizdeyken sesinizi onun sesinden daha yüksek çıkarmayın. En tahbete amalukum ve entum la teşurun. Sonra amelleriniz boşa gider. Sıfırlanırsınız da haberiniz olmaz. Şu işe bakın ya. Sevgili peygamberimize yüce Rabbimizin verdiği arkadaşlar salahiyete bir bakın. Ma atakumur resul fehuzuh ve ma nahakum anhu fentehu. Peygamber ne getirdiyse alın. Neden sakındırdıysa ondan uzak durun. Bu ayetler gibi daha nice ayetler sayabiliriz. Peygamberi Kur'an'ın gözüyle görmeyen, Kur'an'ın tarifiyle anlamayan bir insan, Kur'an'ı anlamamıştır, peygamberi anlamamıştır ve böylelerine de Allah'ın kapısı açılmayacaktır. Onun içindir ki bütün mucizeler kaybolsa, yalnız Kur'an kalsa, o Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'in kıyamete kadar vazifesinin devam edeceğini anlatması bakımından yeter ve artar. Üstad Hazretlerinin sevgili peygamberimizi anlatmasını biliyorsunuz zaten. 19. söz, 19. mektup, Miraç Risalesi ve hakeza. Hemen hemen her yerde sevgili peygamberimizi dikkatlere sunar. Şimdi bu Mucizat-ı Kur'aniye Risalesinden biz sadece bir kısa bir bölüm okuyacağız. Kur'an nedir ve tarifi nasıldır? El cevap. 19. sözde beyan edildiği vesaire sözlerde ispat edildiği gibi Kur'an şu kitab-ı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Çok tarifler okudum da usulü tefsir kitaplarında siz de okumuşsunuzdur. Çok tarifler görürsünüz. Fakat böyle bir tarif bulamazsınız. Çok farklı ve çok orijinal bir tarif Kur'an'ı tanıtıyor bize. Kur'an şu kitab-ı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Yani ezeli tercümesi. Tercüme, bilinmeyen bir dili bilinen bir dile çevirme. Doğru mu efendim? Doğru mu kardeş? Evet, aferin. Peki, Kur'an neyi bize tercüme etti? Kur'an neyin dilini bize anlattı, çevirdi? Şu kitab-ı kebiri kainat. Kainat kitabı. Kainat bir kitap. Yazılmış, yapılmış, yaratılmış. Mesela avucumun içerisine bir kuzu kelimesi yazsam. İsim ne kardeş? Mustafa Bey. Avucumun içerisine bir kuzu kelimesini yazsam. O kuzu kelimesi katibine işaret ediyor mu? Aferin. Güzel. Allah razı olsun. Şimdi o kuzu kelimesi 4 harften ibaret. Kuzu kelimesi nasıl katibine, yazarına işaret ediyorsa şu yeryüzünde gezen canlı kuzu da yazarına, katibine işaret ediyor. Allah kuzu yazarsa işte 4 harften ibaret yazma. Öyle yazar. Öyle yazar. Şimdi kuzu kelimesini yazar, yazan vardır diyeceksiniz. Ama hakiki kuzuyu yapan
yaratan, yazan yoktur diyeceksiniz. Bu olmaz. İşte o kuzu bir şey söylüyor. Diyor ki sizin yazdığınız kuzu kelimesinin nasıl bir yazarı varsa, ben dört harften ibaret bir kelime nasıl yazarıma işaret ediyorsam, kainattaki, yeryüzündeki kuzu da diyor ki beni bir yazan var, yapan var ve yaratan var. Ben de ona işaret ediyorum. Demek ki kuzu bir ayet oldu. İşte kuzunun ayet olduğunu bize söyleyen ne oldu? Kur'an. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. El melikil kuddusil azizil hakim. Cuma suresinin başında. Yerde ve gökte olan her şey yapanına, yaratanına işaret ediyor. Onu anıyor, onu anlatıyor. Her şey Allah diyor. Allah Allah. Bedevi bir alemde, çölün ortasında bir kitap geliyor ve o kitap diyor ki şu içinde yaşadığınız kainat var ya, o kainat bir kitaptır. Bu kainatın içerisinde her varlık bir ayettir. Her ayet nasıl söyleyenine işaret ediyorsa, bu varlıklar da yapanına, yaratanına, ustasına işaret ediyor. Bunu bize tercüme eden Kur'an oldu. Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Ama başka yerde ne diyor? Velakin la tefkahune tesbihahum. Lakin siz onların tesbihini anlayamıyorsunuz. Dikkat edin. İşte anlayamadığımızdan dolayı Kur'an devreye giriyor. O anlayamadığımız tesbihleri bize tercüme ediyor. Ya bazıları anlamışlar. Mesela Risale-i Nur. Arkadaşlar, kainat kitabını okuyan bir kitap. Risale-i Nur, kainat kitabının okumasıdır desem doğru söylemiş olur. Mesnevi okumaları diye bir zaman zaman programlar duyuyorsunuz. Mesnevi okumaları. Ben de diyorum ki mesnevi okumaları değil, kainat kitabı okumaları eşittir Risale-i Nur. Kainat kitabı okumaları. Risale-i Nur'un bir adı neymiş? Kainat kitabı okumaları. Kainatı okumak istiyor musunuz? Kainat üzerinde tahlil, analizler yapmak istiyor musunuz? Tefekkür etmek istiyor musunuz arkadaşlar? Risale-i Nur'u okuyun. Bütün aleme sesleniyorum. Risale-i Nur'u okuyan Cenab-ı Hakk'ın lütfi inayetiyle kainat kitabını okumuş, onun farkına varmış olur. Kur'an, kainat kitabının tercümesi, Risale-i Nur da hem kainat kitabını hem de Kur'an'ı bize ne yapıyor? Anlaşılması gereken anlamıyla anlatıyor ve tercüme ediyor. Elhamdülillah. Anlamışlar, söylemişler. Mevlana mesela demiş ki, Şeyh-i Murgan, leklekestu leklekestaniki cist, hamdülek, şükrülek, mülkülek, ya müstahan. Biliyor musun diyor, o leyleğin laklakları ne? Biliyor musun? O leyleğin laklakları hamdülek, şükrülek, mülkülek demekmiş. Lek senin için. Yani hamd senin hakkındır ya Rabbi. Şükür sana layıktır ya Rabbi. Mülkün sahibi sensin ya Rabbi. Bak, şimdi el aleme göre leylek laklaklar yapıyor. Halbuki ariflere göre laklaklar lek, 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 lek. Sensin, senindir ya Rabbi, sana aittir ya Rabbi, senindir ya Rabbi, sana aittir ya Rabbi demek gibi. Böyle çözmüşler. Şimdi demek ki Kur'an-ı Azimüşşan şu kitab-ı kebiri kainatın bir tercümeyi ezeliyesi. Bir bu. İkincisi
ikinci bir tarif veriyor. Ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi. Mütenevvi diller. Yeryüzünde sevgili kardeşler, ne kadar varlık varsa o kadar dil var. Bütün diller, bütün diller Allah Celle Celaluhu anlıyor ve anlatıyor. Farklı farklı dillerle bütün kainat Allah'ı zikrediyor. Kur'an bize tercüman oldu ve biz onun dilinden bunu anladık. Şimdi ezeli tercüme, ebedi tercüman. Sizin isminiz ne kardeş? Bu iki kelime arasında fark ne biliyor musunuz? Çetin, çetin mi? Evet. Rabbim seni kolaylaştırsın inşallah. Amin. Ya. Bunu sana bir şey daha söyleyeyim canım. Seni şöyle değerlendirelim. Eşiddehu alel kuffar ruhamâ'u beynehum. Fetih suresinin son ayetlerinde Allah Celle Celaluhu sahabeyi anlatırken diyor ki sahabe kafirlere karşı şiddetli ve çetin ama müminler arasında rahmetli, şefkatli, merhametli. Bu özelliklerle sana bakıyoruz. Şimdi sana yönelteceğim bir soru vardı. Neydi o? Nerede kalmıştık? Aferin, Allah razı olsun. Ezeli tercüme ile ebedi tercüman arasında fark ne? İkisi de Kur'an'ın tanımı. Kur'an hem ezeli tercüme hem ebedi tercüman. Tabii. Ezeli tercüme Allah'tan geldi. Allah ezelidir. Allah ezeli olduğu için kelamı da ezelidir. Bu bir. İkincisi ebedi tercüman. Yani kıyamete kadar Kur'an'ın tercümanlığı devam edecek. Hep anlatacak. Kur'an Rabbimizi hep anlatacak. Farklı farklı dillerle. Bütün mahlukatın mesajını, bütün mahlukatın zikrini, fikrini, şükrünü akıl sahiplerine anlatacak. Ezeli tercüme, ebedi tercüman. Tamam mı efendim? Üçüncü bir tanım veriyor. Ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri Kur'an. Alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri. Alemi gayb dediği görünmeyen alem. Alemi şehadet dediği şu anda içinde bulunduğumuz alem. Kur'an hem içinde bulunduğumuz alemi tefsir ediyor, yorumluyor, anlatıyor. Hem de gayb aleminden haberler getiriyor. Gayb alemini tefsir ediyor. Cennetten haberler getiriyor. Cehennemden haberler getiriyor. Cennetten tablolar açıyor önümüze. Ve subhanallah. Cennet adamlarını anlatıyor. Cennet kadınlarını anlatıyor. Alemi gaybı tefsir ediyor bize. Mesela bir misal vereyim kısaca ve geçeyim. Vakıa suresinde cennet hanımlarını anlatırken inna enşe'nâhunne inşe'en ve ce'alnâhunne ebkâren uruben etrâben li ashabil yemin. Biz cennet hanımlarını taptaze yarattık. Ve hep bakire kıldık. Bakire. Hep taze. Eşleriyle beraber olsalar bile bakirelikleri devam edecek. Uruben etraben. Aynı yaşıt ve birbirlerine düşkün. Cennet adamı ve cennet kadını. Aynı yaşıt ve birbirlerine alabildiğine düşkün. Dünya aşklarını görüyorsunuz. Fani. Zail, kimi zaman acıtıcı ve ağlatıcı. Ama ahiretteki, ebediyetteki, cennetteki aşk tam tersi. Cennetteki aşk bitmeyecek. Muhabbet bitmeyecek. Cennette acı yok. Cennette sancı yok.
Cennette kavga yok. Cennette ihtiyarlık yok. Cennette hastalık yok. Cennette hasret yok. Kim kimi görmek istiyorsa sevgili peygamberimiz haber veriyor. Kur'an haber veriyor. Bir de bakıyorsunuz bir meclis oluşturuldu. O oradan geliyor. Sen de burada koltuğa kurulmuşsun. Dostlar bir araya geliyorlar. Ve serirüzda ila serirüzda şeklinde. Anlatabildim mi güzel kardeşler? Şimdi cennet kadınlarını böyle anlatırken kime bu? Kime? Tabii. Li ashabil yemin. Ashabi yemine. Ashabi yemini herkesin anlayacağı bir dille ifade edeyim. Amel defterini sağından alanlar deniliyor. Yani helal daireyle yetinenler, harama tenezzül etmeyenler. Takva ehli için hazırlanmış bu. Helal daire, üstadın ifadesiyle keyfe kafidir. Harama girmeye lüzum yoktur kaidesi istikametinde hayatını sürdürenlere, eşiyle yetinenlere, helal dairede kalanlara hazırlanmış bu. İşte bu haberleri bize veren kim? Kur'an-ı Azimüşşan. Hem şehadet alemini tefsir ediyor, hem gayb alemini tefsir ediyor. Hemen Amme suresinin ikinci sayfasında bir şey daha söyleyeceğim. Çok enteresan. Ondan sonra devam edelim. İnne lil müttekine mefazen. Müttekilere, takva dairesinde yaşayanlara, helalle yetinip harama tenezzül etmeyenlere kurtuluş vardır. İnne lil müttekine mefazen. Hedaika, bağlar, bahçeler, bostanlar vardır. Bağlar, bahçeler ve bostanlar vardır. Ve kevaibe etraben. Bir de Kur'an söylediği için söyleyeceğim, kusura bakmayın ne olursunuz. Bunun da bir sebebi, sırrı var. Ve kevaibe etraben, göğüsleri yeni tomurcuklanmış dilberler vardır diyor. Niye bunu söylüyor Kur'an? Bu ince detaya neden giriyor sevgili kardeşler biliyor musunuz? Çünkü dünyada efendim bu tanımlara uygun kimseler müstehcen kılık ve kıyafetler içerisinde ehli imanın karşısına çıktıkları zaman ehli iman sarsılmasın, tenezzül etmesinler. Cehennem hurilerini cennet hurilerine feda etmesinler diye Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Ve kevaibe etraben, sabredin. Dişinizi sıkın. Helal daireden taşmayın, aşmayın, harama düşmeyin. Önünüzde böyle tablolar var. Kur'an bunlara haber veriyor. Demek ki ayat-ı tekvineyi ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri Kur'an. Alemi şehadeti anlamak isteyen, gayb alemini anlamak isteyen Kur'an'a baksın. Evet. Ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı. Bu ne demek ya? Güzel kardeşler. Kameramancı Bey kardeş. Hazır mısın soruya? Hazır mısın? Şimdi bak bir daha okuyacağım. Ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı. Yani açan demek. Keşşaf açan demek. Kur'an açıyor. Neyi? Yerde ve gökte gizli hazineler var. Kime ait bu gizli hazineler metinin? Allah'ın isimlerine ait. Allah razı olsun. Esma-i Hüsna'ya ait. Esma-i Hüsna'ya bağlı gizli hazineler varmış. Nerede? Yerde ve gökte. İşte bu gizli hazinelerin anahtarı neymiş? Keşşafı, açanı Kur'an. Ya Allahu Ekber. Nasıl açtı hocam? Nasıl açtı? Şimdi
Esma-i Hüsna'yı hatırlayalım. Esma-i Hüsna'dan bir tanesini söyleyin bana bakayım. Esma-i Hüsna'dan bir tane. Efendim? Halim. Halim. Vedud, seven demek. Halim. Halik. Hakim. Rezzak. Şimdi söyleyin. Misal söyleyeceğim şimdi. Rezzak ne demek? Rızık veren. Yeryüzünde ne kadar rızka muhtaç varlık varsa o her varlığın kendine uygun rızkı Rezzak elinden akıp geliyor. Hazine. Hazine burada hangisi? Hazine Rezzak. Kur'an bize bunu haber verdi. Ya. Kur'an bize bunu haber veriyor ya. Bir, ikincisi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi Halık, yaratan. Yeryüzünde, gökyüzünde, deniz yüzünde, içinde, dışında ne kadar yaratılmış mahluk varsa arkadaşlar, farklı farklı, türlü türlü, çeşit çeşit ne kadar varlık varsa, mahluk varsa bunların hepsinin hazinesi hangi isim? Halik ve Hallak. Halbuki biz bir isim görüyoruz. İsim Halik. Halbuki çıkıyor da çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Tükenmez. Allah'ın zenginliğini görüyor musunuz güzel arkadaşlar? Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Bu ulvi hakikatleri anlama imkanla fırsatını bize verdiğinden dolayı Allah Celle Celaluhu'na sonsuz ve sınırsız şükürler olsun. Bizi Kur'an'a muhatap kabul ettiği için, bizi kendine muhatap kabul ettiği için, bizi Risale-i Nur gibi bir dersle tanıştırdığı, barıştırdığı, buluşturduğu için, Üstad Bediüzzaman'ı okuma, anlama, ona talebe olma imkanla fırsatını bize verdiği için Allah Celle Celaluhu'na sonsuz, sınırsız şükürler olsun. Ya arkadaşlar, bu nasıl bir, nasıl buldun be mübarek üstad bunları ya? Hakikaten masa başında oturulacak, oturmakla, düşünmekle olacak şeyler değil bunlar. Ya. Nasıl oldu? Üstad'da öyle bir ihlas var ki, öyle bir muhabbet var ki Allah'a karşı Celle Celaluhu. Öyle muhabbet, öyle ihlas, öyle samimiyet. Ya, öyle tevazu. Peygamberimizden yansıdı bunlar. Sevgili Peygamberimizden Üstad-ı Muhterem'e yansıdı bunlar. O güzel ahlak. Öyle meziyetler geldi ki, öyle meziyetler var ki Üstad'da. O meziyetler Allah katında onu makbul bir kul haline getirdi. Ve o makbul kul olmanın karşılığında da işte böyle mübarek kutsi hakikatlerle onu tanıştırdı ve barıştırdı, buluşturdu. Demek ki zeminde, gökte gizli Esma-i İlahiye'nin manevi hazinelerinin keşşafı. Bir isim daha söyleyeceğim. Hakim dediniz. Hakim değil mi efendim? Hakim ne demek? Her şeyi hikmetle yapan da yaratan. Peki bir soru daha soracağım şimdi size. Kime sorayım dur bakayım. Kardeş senin adın ne? Senin adın? Evet. Halil. Değil mi? Ne güzel. Halilullah. Allah'ın dostu. Kardeş. Şimdi bir şey daha soracağım size. Yerde de ama küçük zor değil. Çok kolay bir soru. Merak etme. Hazırsın değil mi? Tamam. Yerde ve gökte. Denizde, havada, karada. Hikmetsiz, boşu boşuna yaratılmış bir şey var mı? Yok, yok. Aferin. Bulamazsınız arkadaşlar. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti sonsuz. Nereden belli? Sayamayacağımız derecede hikmetli, yarattığı eşyalardan belli. Ne kadar hikmetli eşya varsa, bu hikmetli eşyanın hikmeti nereden süzüldü geldi? Hakim ismi. Ve hakeza. Saysanız bitiremezsiniz. Kainat, Esma-i Hüsna'nın ürünüdür. Kainat, Esma-i Hüsna'nın ürünü. Esma-i Hüsna ne kadar güzelse, Allah'ın isimlerinin ürünü olan kainatta o kadar muhteşem, o kadar mükemmel, o kadar güzel.
Nereden aklı geldi bu kainat? Esma-i Hüsna'dan. Akmaya devam ediyor. Mahlukat geliyor. Hikmetli özellik, güzellikler geliyor ve yine bitmiyor. Dördüncü bir tarif. İzninizle şunu çıkarabilir miyim? Dursun, dursun, dursun. Sen rahatsız mısın? Estağfurullah ya Rabbi. Ve sütur-u hadisatın altında muzmer hakaikin miftahı ve subhanallah ya. Kur'an'ın bir başka tanımı ve tarifi. Ya. Tekrar okuyacağım. Gözümün hedefi kim olursa ona soracağım. Cenab-ı Hakk'ın lütfu inayetiyle. Ve sütur-u hadisatın altında muzmer hakaikin miftahı. Yani her olay bir satır. Her olay. Allah'ın satırları da farklı. Kuzusu farklı olduğu gibi. Biraz önce anlattık ya. Ben kuzu yazarsam 4 harften ibaret bir şey yazarım. Ama Allah kuzu yazarsa işte öyle yazar. Hakiki kuzu. Tamam mı? Şimdi kuzu nasıl bir yazı ise, yazgı ise, bir mektup ise yazılmış, bir mahse, yerde gökte bütün kainatta olayların her birisi bir yazgı, bir kompozisyon, bir satır, satır. Satırlarda manalar saklı mıdır arkadaşlar? Saklıdır. Peki, bu olaylar satırsa, mesela gece geliyor, gündüz gidiyor, kış geliyor, yaz gidiyor, yaz geliyor, kış gidiyor, deprem oluyor, kazalar oluyor, yangınlar oluyor, canlar vefat ediyor, mallar telef oluyor. Durmadan olaylarla karşı karşıyayız. Bu olaylar bir satır. Peki bu satırların içerisinde saklı hakikatler var. O hakikatleri açan, o satırların altında bir hakikat olduğunu söyleyen yine nedir? Yine nedir? Kur'an. Bir misal verelim. Deprem. Bir olay. Bir satır. Depremin anlamı var mı yok mu? Var. Ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Ağacın başından düşen bir yaprak Allah'ın izni ve bilgisi olmadan düşmez. Bir hareket. Doğru mu? Bir yaprağın düşmesi bir hareket. Başıboş değil ise koskocaman bir bölge sallanıyor. Alt üste geliyor. Bu olay anlamsız olabilir mi ya? Haşa. Allah'ın izni olmadan, bilgisi olmadan, haberi olmadan bir yaprak düşemezken yerinin altı üstüne geliyor. Allah'ın bilgisi olmaz mı? Olur. Öyleyse bu depremi, bu satırı okumamız lazım. Bu satır ne diyor bize? Bu satır ne diyor? Üstadın tefsiriyle söyleyeyim. Bu satır şunu söylüyor. Ehli şükrü cennete, ehli şirki cehenneme gönderen bir olay. Öyle ehli şükrü, şükür ehlini cennete, ehli şirki cehenneme döken bir olay. Öyleyse bu olay başıboş bir olay değil. Müslüman ve mümin böyle olaylarda canını ve malını kaybetmişse öyleyse orada ne yapacak? Allah'tan geldiğine göre el hükmü lillah diyecek. Hüküm Allah'ındır. Hayatta kalmışsa sabredecek. Giden canlarından dolayı, telef olan mallarından dolayı efendim sabredecek, şükredecek. Senden hoştur bana gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hayattır ya da kefen, narında hoş, nurunda hoş diyecek. Ya böyle bakacak. Peki biz bu dersi, bu hakikati
Allah'ın narının da nurunun da hoş olduğu hakikatını nereden anladık? Kur'an'dan anladık. Ya, Kur'an'dan anladık. Kur'an bize tefsir ediyor. Yorumluyor. Ve sutur hadisatın altında muzmar, muzmar saklı hakaikin, hakikatların miftahıdır Kur'an. Hocam muzmar mı, muzmer mi? Muzmer. Muzmer. Zani saklı. Hakikatin. Nesidir? Miftahı. Elhamdülillah. Ve alemi şehadette, alemi gaybın lisanı Kur'an. Şehadet aleminde gayb aleminin lisanı. Cennette biliyorsunuz Arapça konuşulacak. Kur'an dili konuşulacak. Ve alemi şehadette, alemi gaybın lisanı. Ve şu alemi şehadet perdesi arkasında olan alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i sübhaniyenin hazinesi. Muhteşem bir cümlede bu. Yani alemi şehadet perdesi arkasında olan alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye. Buyurun efendim. Allah razı olsun. Alemi gayb cihetinden gelen iltifat-ı ebediye-i rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i sübhaniye. İltifatat-ı ebediye ile hitabat-ı sübhaniyeyi biz şu iki kelimelerle de tefsir edebiliriz. Birisi terhiptir, birisi terhiptir. Yani Kur'an'da hem teşvik vardır, hem tehdit vardır. Hem iltifat vardır, hem de şiddetli hitabet vardır. İkisi de vardır. Nerede tehdit varsa arkasından bir teşvik gelmiştir. Nerede teşvik varsa arkasından bir tehdit gelmiştir. Kur'an'ın üslubu böyle. İltifat var, hitabeti sübhaniye var. Dengeyi kurmuş. Bir misal vereceğim, sadece bir misal vereceğim. Nazihat suresinde, karşı sayfada. فَاَمَّا مَنْ دَغَى وَاَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَعْوَى. Kim azar saparsa, dünyayı alır da ahireti gündeminden çıkarırsa, dünyanın sahibine baş kaldırırsa, onun karargahı cehennemdir. Tehdit, tehdit değil mi arkadaşlar? Hitabat-ı Sübhaniye. Hemen arkasından. Ve emmâ men khâfe meqâme rabbi ve nehen nefse anil hevâ fe innel cennete hiyel me'vâ. Kim Rabbinin makamından, huzurundan, heybetinden, azabından korkarsa, nefsinin heva ve hevesini gemlerse, helal dairede kalmakla yetinir, harama tenezzül etmezse, bunun karargahı da cennettir. İltifatat-ı Rahmaniye, hitabat-ı Sübhaniye. Terhib, terhib, teşvik ve tehdit. Bunu yine bizim önümüze koyan Kur'an. Böyle nice yerlerde rastlarsınız. Nice. Ve şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi, temeli, hendesesi, Kur'an olmazsa İslam alemi karanlıklara gömülür. O bizim güneşimiz. Kur'an olmazsa temelsiz kalırız, yıkılırız, yok oluruz. Kur'an olmazsa ölçüyü kaybederiz. Hendese, hendese ölçü. Ya kaybederiz. Bugün yeryüzünde bir denge varsa, gökyüzünde bir intizam varsa arkadaşlar, bu ölçüye, bu temele, bu güneşe varlığını borçlu. Kur'an yaşanıyor. Az da olsa, kısmen de olsa yaşanıyor. Çünkü yaşanmaz, yaşanmazsa, siz varsınız ya elhamdülillah bak. Yaşanmazsa
kıyametin kopması an meselesi. Hani Üstad Hazretleri biliyorsunuz, sevgili peygamberimizi anlatırken bir şey söylüyor değil mi? O sözü bir hatırlayan var mı? Gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse dünya aklını kaybedecek. Akılsız kalan başını bitse yaraya çarpacak, kıyameti koparacak diyor. Demek ki kainat intizamla devam ettiğine göre demek Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruhu, nuru devam ediyor. Dünya aklını kaybetmediğine göre, başını bir seyyaraya çarpmadığına göre demek ki Kur'an yine bazı kesimlerde kimseler tarafından yaşanıyor. Rabbim bizi, sizi onlardan eylesin inşallah. Ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası Kur'an. Ahiret alemlerinin mukaddes haritası. Bilmediğimiz, görmediğimiz bir yere giderken haritalar bulunduruyor canımızda. Adresi rahat bulalım diye. Ahiret bilmediğimiz bir alem olduğu için Kur'an'ı Rabbim göndermiş. Elimizde bulunacak bir harita. Aynı zamanda bir teşbih ve temsil hata olmasın. Navigasyon gibi. Yani burada Kur'an'a efendim kendinizi rabtu zapt altına alıp bağlıyorsunuz. Ona bir uyduğunuzun ifadesi olarak bir takım şeyler yapıyorsunuz. O da sizi alıyor alay-ı illiğine, firdevs cennetlerine, adin cennetlerine, naim cennetlerine götürüyor. Evet, inşallah. Ve zat ve sıfat ve esma ve şun-i ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, bürhanı katı'ı, tercümanı satı'ı, Kur'an, Allah'ın zatını doğru bir şekilde anlatan bir kitap. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, Allah'ın isimlerini bize anlatan. Kur'an olmasaydı, ehli dalaletin düşündüğü gibi, efendim, Rabbimizi hakkıyla tanımış olmayacaktık. Ama Kur'an bize Rabbimizi, Rabbimizin arzu ettiği şekilde tanımlıyor, tarif ediyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Okuyun orayı. Allah haydır, kayyumdur. Onu bir uyku uyuklama tutmaz. O izin vermezse kimse kimseye şefaat edemez. Geçmişi bilir, geleceği bilir, önünüzü bilir, arkanızı bilir şeklinde. Allah birdir, samettir, doğmamış, doğurulmamıştır, dengi yoktur, misli, mesili, nıddı, zıddı yoktur ve hakeza. Ve şu alemi insaniyetin mürebbisi, eğitimcisi Kur'an, insanlık aleminin eğitimcisi. Arkadaşlar, öyle güzel bir ahlak kazandırıyor ki, ya öyle güzel bir ahlak kazandırıyor ki sormayın. Dünyadayken cennetle müjdelenmiş adam yetiştiriyor. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hangi dezgahta yetiştiriyor? Hangi atölyede? Hangi ders kitabıyla? Kur'an'la. Kur'an. Dünyadayken cennetle müjdelenmiş adamlar. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali'nin kapısına bir adam dayanıyor. Kapıyı vuruyor. Ya Ali, ya Ali, çaresiz kaldım. Birisine borçluyum. Benim haysiyet ve şerefimle oynuyor. Allah rızası için bana yardım et, ben borcumu ödeyeyim. Hazreti Ali içeri gidiyor, evinde ne varsa torlayıp, toparlayıp getirip adamın avucuna koyuyor. Adam o tarafa gittikten sonra Hazreti Ali içeri dönüyor. Hazreti Ali radıyallahu anh hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Fatma validemiz diyor ki, beyefendi niye, niçin ağlıyorsun? Ne güzel işte yardım ettin. Sevinmen gerekirken ağlıyorsun. Hassasiyete bakın şimdi. Kur'an'ın kazandırdığı ahlak, hassasiyet arkadaşlar. Ben niçin ağlıyorum biliyor musun? Ben nasıl bir adamdım ki bu komşumun bu sıkıntılarını daha erken zamanda öğrenemedim de bu insanı bir sürü zaman acılarla boğuşturmaya
boğuşmaya mahkum ettim. Yarın ruzu mahşerde Allah bunu bana sorarsa ben bunun hesabını nasıl vereceğim diyor. Şimdi bir bu tabloya bakın. Bir de günümüzdeki tablolara bak. Ve yusirun ala enfusihim ve lev kana bihim hasasa. Ayet-i cellesinde kendilerinin şiddetle bir bardak suya ihtiyacı olmasına rağmen öbür taraftan bir ses duyuyor. Ya Allah rızası için bir damla su yok mu? Biraz önce bir damla suya muhtaç insan diyor ki bunu götürün oraya. Galiba o Müslüman, o kardeş benden daha muhtaç. Ve oraya gönderiyor. Şimdi bir hep bana diyen zihniyet, bir de hep ona diyen zihniyet. Kur'an böyle insanlar yetiştiriyor, eğitiyor, büyütüyor. Ve şu alemi insaniyetin mürebbisi ve insaniyeti kübür olan İslamiyet'in ma ve ziyası, İslamiyet'in suyu ve ışığı, hangi İslamiyet, insaniyetin, hangi isim ne? Hüseyin'im. Bak burada bir cümle geçti, bir söz geçti. Diyor ki, ve insaniyeti kübra olan İslamiyet. İnsaniyeti kübra olan İslamiyet. İslamiyet'in adı neymiş? İnsaniyeti kübra. Yani insanlığın doruk noktası, zirvesi. İnsan, kamil insan. İslamiyet eşittir kamil insan. İnsaniyeti kübra. Peki, insaniyeti kübranın nesidir? Ma ve ziyası, ışığı ve suyu. Evet, bunların hepsi açılırsa sabah olur. Siz evinize gidemezsiniz. Ve nevi beşerin hikmet hakikiyesi, hakiki tefekkürü, düşüncesi, dersi, felsefesi vesaire ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi, evet, ve insana hem bir kitabı şeriat, kanun kitabı, hem bir kitabı dua, dua kitabı. Siz kanun mu yapmak istiyorsunuz? Anayasa mı yapmak istiyorsunuz? Bütün insanlığın ortak dertlerine çözüm bulabilecek, eskimeyecek, yıpranmayacak bir anayasa oluşturmak mı istiyorsunuz? Evet. Kitab-ı şeriat, şeriat kitabı olan Kur'an'a başvurun. Siz Allah katında makbul bir dua yapmak mı istiyorsunuz? Kur'an'a başvurun. Kitab-ı dua, dua kitabı. Siz hikmet kitabı almak mı istiyorsunuz? Kur'an'a başvurun. Hem bir kitabı ubudiyet, ibadet kitabı, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir. Zikir kitabı, fikir kitabı. Tefekkür etmek isteyen Kur'an okusun, zikir yapmak isteyen Kur'an okusun, dua etmek isteyen Kur'an okusun, yasa oluşturmak isteyen Kur'an'a baksın ve hakeza. Hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammül eden tek cami bir kitab-ı mukaddestir. Bütün kitapları içinde toplayan bir kitab-ı mukaddestir. Bütün kitaplar içinde. Elhamdülillah. Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikinin, ariflerin, muhakkiklerin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine her birindeki meşrebin mezakına layık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mezakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. Kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. Ya kütüphane. Bütün kütüphanelerin menşei, mehezi, kaynağı Kur'an-ı Azimüşşan. Fıkıh kitapları oradan geliyor, kelam kitapları oradan geliyor. Efendime söyleyeyim, benzer akaid kitapları oradan geliyor vesaire vesaire vesaire. Bütün müelliflerin, müfessirlerin hepsinin ilham kaynağı Kur'an. 14 asırdan bu tarafa Kur'an tefsir ediliyor, yorumlanıyor. Kur'an taptaze, bakire, bakir bir şekilde duruyor. Ve bütün insanlığa ışık tutmaya devam ediyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahkamını
hayatımızı hakim eylesin. Sevgili Peygamberimizin ahlakıyla cümlemizi ahlaklandırsın. Şu Risale-i Nur hakikatlerinden Allah Celle Celaluhu hiçbirimizi uzaklaştırmasın. Bir dua daha yapacağım arkadaşlar. Bu da Risale-i Nur'da. O dua da şu Risale-i Nur'da Haşir Risalesi'nde Üstad diyor ki bizi zeval ve teb'id ile tazip etme. Anlamı şu. Kısaca söyleyeceğim. Ya Rabbi bizi kendinden uzaklaştırmakla cezalandırma. En büyük ceza, en büyük musibet, en büyük bela Allahsız yaşamaktır. Allah'tan habersiz yaşamaktır. Onun içindir ki Üstad-ı Muhterem der ki en büyük musibet dine gelen musibettir. Ya dine gelen musibettir. Dine gelen musibet ne demek? Dine imana gelen. Bir insan dinsiz kaldı mı? Bir insan imansız kaldı mı? Allahsız kalır. Allahsız kalmak en büyük azap, en büyük beladır. Hastalık gelir. Sabır şükrederseniz, ölürseniz şehit olursunuz. Kalırsanız günahlarınız silinir. Dereceleriniz yükselir. Tamam mı? Musibet. Ama dine gelen musibete bir insan aldırmazsa, dinim gitti, eyvah imanım gitti, ahlakım gitti diye aldırmazsa, işte oraya sabır en büyük beladır. Cenab-ı Hak bizi o beladan, o musibetlerden muhafaza buyursun. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bir hatim duası, istirhamesi. Yapacaklar varsa yapsınlar. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena. تقبل منا إنك أنت السميع العليم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين إلهي يا رب العالمين إيمانımızı kamil eyle evlatlarımızı salih eyle Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahkamını hayatımıza hakim eyle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin izinde sözünde kaim ve daim eyle Üstad-ı Muhterem'in açtığı bu çığırda yürümeye muvaffak eyle. İman hakikatlerini anlamaya, anlatmaya, yaşamaya bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Allah'ım ihlasımızı tam eyle. Allah'ım imanımızı kamil eyle. Allah'ım sana olan aşkımızı, şevkimizi artır. İlmimizi artır ya Rabbi. Fehmimizi artır ya Rabbi. Hayretimizi artır ya Rabbi. Hayranlığımızı artır ya Rabbi. Sana sığınıyoruz Allah'ım. Dualarımızı makbul eyle. Kendinden uzaklaştırmakla bizi cezalandırma. Üzerimizde hakkı olan herkesi affeyle. Kimsenin bizden isteyeceği bir şey kalmasın ya Rabbi. Allahümme gıfirli ve tüb aleyye. İnneke entet tevvabul gafur. Sevgili Peygamberimizin bir mecliste kalkmadan 100 kere söylediği bu duayı biz de sana arz ediyoruz Allah'ım. Beni bağışla, tövbelerimi kabul eyle. Amin. Sen gafursun ve tevvapsın ya Rabbi. Amin. Sevgili Peygamberimizi kabul buyurduğun gibi bizleri de kabul eyle. Amin. Bizden önce ahirete irtihal eden bu kafilenin re'sinden, reisinden ta bizlere kadar kimler gelmiş geçmişse ya Rabbi. Onlara rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Amin. Büyüklerimizin, üstadlarımızın, Peygamberimizin ve bütün peygamberlerin şefaatine layık ve nail eyle. Allah'ım bizi mahcup eyleme. Amin. Bizi mahzun eyleme. Amin. Sana sığınıyoruz ya Rabbi. Sana sığınıyoruz ya Rabbi. Duanın lezzetini, ibadetin lezzetini, derslerin lezzetini elimizden alma ya Rabbi. Amin. Verdiğin nimetleri elimizden alma ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı evvela sevgili peygamberimize hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Bütün peygamberin izama hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ashab-ı kiramın ruhuna, tabiine, tebe-i tabiine, müştehid imamlarımızın ruhlarına, gelmiş geçmiş ne kadar müfessir, müdakkik, muhakkik, evliya, arifin, asfiya varsa hepsinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Üstad-ı Muhterem Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ruhuna hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Onun ahirete irtihal eden talebelerine hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Şu anda amin diyen kardeşlerimizin bu derse iltihak eden,
iştirak eden kardeşlerimizin benim gibi ahirete göçen, geçen annesi babası varsa, benim anneme babama olduğu gibi onların da annesine babasına, yakınlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Makamlarını, mekanlarını cennet eyle, amin. Taksiratlarını affeyle, amin. Ve bu evrakta, varakta bulunan kardeşlerimizin Recep İdikurt'un annesi Fatma Hanım ve Sidar Pulat ve Hanım Kanoğlu hanımefendilere hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin, azabı, gazabı üzerimizden al ya Rabbi. Amin. Rahmetinle, merhametinle bizi uyandır ya Rabbi. Amin. Sana sığınırız, dualarımızı kabul eyle. Amin. Sevgili Peygamberimizin şefaatine layık ve nail eyle. Amin. Son nefesimizde iman hakikatleriyle ve kelime-i şehadetle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu mübarek kelimelerle ahirete irtihal etmeyi, hüsnü hatimelerle göçmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Senden bereketli hizmetler istiyoruz. Bize ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.